Ama şimdi bu akşam programda hem dünyadan hem Türkiye'den son çok önemli görüntüler. 76'da Viking gönderildiğinde Mars'ın Sidonia bölgesinde çok önemli yapılar çıktı ortaya. Yani burada biraz bir sonraki fotoğrafa da geçersek dünyadaki piramitlere çok benzeyen ve insan yüzü formunda Sidonia'da bir sonraki fotoğrafta daha da net göreceğiz. Devam edelim. Bir daha bir sonraki fotoğraf. Evet. Bunun bir sonrasında CNN, Dünya CNN'inde de onu da verip sonra buna geri dönelim. Richard Hoagland arkadaşımız bu konuda derin araştırmalar yaptı. Bir sonraki fotoğraf, evet. CNN'de de bu geniş masaya yatırıldı. Kaç yılı bu Haktan Bey? Bu 8-9 yıl önce, biraz daha 10-11 yıl olabilir. Ama 76'da Viking bu görüntüleri verdikten sonra, 90'lardan sonra bu daha çok ortaya çıkmaya başladı. Ve bu konuda ciddi çalışmalar yapıldı. Kuzey Kaliforniya Sonoma Üniversitesi Profesörü Stanley McDaniel de yaptığı incelemeden sonra Richard Hoagland'la beraber aynı şekilde buradaki yapının doğal bir oluşum olamayacağını, çünkü yüzün, göz, ağız, burun o kadar simetrik ki ve dünyadaki piramitlere çok benzeyen, çok keskin hatlarda piramit var, piramitler var o Sidonia bölgesinde. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor. Mars'ta bir dönem gelişmiş uygarlıklar mutlaka vardı. Orada bir yaşam vardı. Yani tüketildi oradaki yaşam aslında. Oradaki yaşam şu anda yüzeyinde olmasa da Mars'ın yerin altında bu dünya dışı varlıkların üsleri olduğuna dair çok ciddi bulgular var. Onu da bir sonraki videoya geçersek. Onu da gösterelim. Videolarda Mars atmosferinde uçan UFO'ları da bunlar Amerikan Uzay Merkezi'nin yayınıdır. NASA'nın bakın havada durdu şimdi 23 Ağustos 2012'de. Bakın sabit duruyor, temin hareket halindeydi, şimdi yine hareket etmeye başlayacak. Bu da Mars'ın atmosferinde, böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Mars'ın atmosferinde. Çok net, tekrar alalım bu görüntüyü, vereceğiz, tekrar veriyor zaten. Bekleyelim. Çok önemli bir görüntüdür bu. Yine bakın tekrar yükseldi. Mars'ın yüzeyinden yükseliyor. Ondan sonra bakın yükseldi. Belirli bir noktaya geldi ve durdu. İlerliyor ve duruyor. Doğal bir olgu değil yani. Akıllıca sonra tekrar hareket ediyor ve kaybolacak. Aynen, bir anda hızla kayboluyor. Şimdi bu da Mars'ın atmosferinde çekilmiş ve NASA'nın televizyon, NASA tarafından yayınlanan, yani 23 Ağustos'u orada sağ altta zaten logosu da vardı. NASA'nın yayınladığı bir görüntü. Tabii bunu iyi analiz etmek lazım. Buradaki görüntüyü iyi okumak lazım. Dolayısıyla bunun bir space junk falan olma ihtimali imkansız. Doğal bir olgu değil bu. Akıllıca yönetilen bir nesne var orada. Hareket ediyor, geliyor, duruyor. Bir süre bekliyor, ondan sonra tekrar hareket ediyor. Bunu bana bu konuda karşı olan, UFO'lara inanmayan ya da NASA'nın bu Mars'tan gönderdiği görüntülerin hepsi doğal açıklamaları yapan arkadaşlarımız bu görüntüye bakalım neler diyecekler. Çok net bir görüntü çünkü. Bakın burada yine Mars'ın yüzeyinde bir takım garip nesneler, cisimler görülüyor. Bunun yakın planında göreceğiz. Bu da 21 Ağustos 2013'te çekildi Mars Curiosity tarafından. Bu da yine Mars'ın atmosferinde yine iki tane cismi görüyoruz. Peki bu fotoğraflar, bu videoları biraz, nasıl elde ediyorsunuz Haktan Bey? Bakın bu NASA'nın zaten kendi Mars Curiosity'nin gönderdiği. Bakın yine Mars Curiosity'den gelen bir başka görüntü. Bakın Mars'ın atmosferinde yine ışıklı bir cisim. İki tane birden kareye giriyor. Rus Phobos'un da çektikleri var. Ama evet. Çok önemli bir şey söylediniz biraz önce. O görüntüyü tekrar verebilirsek, yüzeydeki suret şeklindeki yapılardan bahsettiniz. Evet. Ve dediniz ki aslında orada şimdi yaşam var mı yok mu tartışıyoruz ya Mars'ta biz hala.
ve buraya doğru gidebilir miyiz, evirebilir miyiz? Çünkü birçok parametresi var bu işin, işte sıcaklık, nem, atmosfer vesaire. Ama siz burada diyorsunuz ki burada bir yaşam vardı ve bu yaşamı tükettiler, kendilerine uygun bir ortam buldular, yerin altına çekildiler gibi bir şey. Muhtemel, bu muhtemel. Ama bir de şunu söyleyelim hemen, evrenin diğer bölümlerinde biz yaşam ararken illa dünyadaki atmosferik şartları bulmamız gerekmiyor. Bu bir büyük bir yanılgı. Mesela NASA hatırlarsınız 4-5 sene önce büyük bir basın toplantısı yaptı. Çünkü Kaliforniya'nın Momo Gölü'nde arsenikte yaşayan, arsenik ki çok ölümcül bir maddedir, bakteriler buldular. Dolayısıyla bu da ezber bozan bir buluştu. Çünkü normalde arsenik gibi bir zehirli madde içinde hiçbir şey yaşamaması lazım. Dolayısıyla NASA büyük bir basın toplantısında önemli bir açıklama yapacağız diyerek bunu açıkladılar. Dolayısıyla bizdeki atmosferik şartların illa birebir benzerinin olması gerekmiyor. Farklı atmosfer şartlarında, farklı manyetik bölgelerde, alanlarda farklı yaşam formları oluşabilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım.